Standby'de bekliyor. Dolayısıyla açtığımız anda ekran kararacak. Çünkü ışık vurduğu için kamera bunu ayarlayamıyor. Dolayısıyla şu an bunu açmayacağım. Onun yerine kendi simülatörünü kullanacağım. Şimdi ben burada run tuşuna basacağım. Dediğim gibi ben bu panelden de bassam, şuradaki ekrandan da bassam aynı şeyi yapıyor biliyorsunuz. Siemens'te de biz bunu böyle yapıyorduk. Şimdi power bloğunu aktif ettim. Bakın bu panelden power bloğunu aktif ettim. Şimdi bir set değeri girelim. Bir set değeri girelim. 58. Mesela 58 diyelim. Bakın ne oldu? Buraya 29 Hz değeri geldi. Şimdi start'a basalım. Run'a basalım. Bakın şöyle run'a bastım. Ne oldu? Motor çalıştı. Bakın run'a bastım. Motor çalıştı. Şimdi stop'a basayım. Durdu. Bakın stop'a bastım durdu. Run'a bastım. Görmüş olduğunuz gibi tekrar çalışıyor. Şurada fault resetim var. Bu fault resetin ne olduğunu ben size zaten daha önce söylemiştim. Fault reset burada fonksiyonunu nasıl tanımladım? Basılı olduğu sürece sinyal gelsin. Görmüş olduğunuz gibi M20.2 ucundan basılı olduğu sürece sinyal geliyor. Buradaki start ve stop butonlarını da set bit, reset bit gibi farklı şekillerde seçtim. Çok önemli değil ama görüyorsunuz bakın Siemens'in dışında farklı bir panelde şu an bizim sürücümüz daha doğrusu PLC'miz haberleşebiliyor.